O eski usul, güzel muhabbetlere ne oldu? Dünyanın her bir yanında yeni nesiller giderek daha fazla dijital ekranlara bağımlı hale geliyor. Artık birbirimizin yüzüne bakmaz olduk. Ve bu gidişle bir yüzümüz de kalmayacak. Hepimiz görmüşüzdür kahve dükkanlarında oturup birbirinin yüzüne bakmayan insanları. Ellerimizdeki telefonlarla kendimizi dünyadan soyutlama hallerini. Mecidiyeköy gibi yerlerde sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş gibi hızlıca yürüyen, yavaşça koşan insanları. Rastlantısal karşılaşmalarda edilen küçük lakırtıları. Mutlaka görüşelim, arayı açmayalım dedikten hemen sonra şehir hayatının telaşına dönüp sözünde durmama hallerini. Nasıl böyle oldu? Gökdelenleri her halinde, insanları ihtiyaç halinde sevdiğimiz için mi? Her neyse. O zaman madem öyle, gelin Zırvana muhabbete katılın. Bu bir açık çağrıdır. Bize ulaşın. Zırvanalayalım. Afganistan gibi oldu gerçekten. Evet, 3, 2, 1 kayıt. Afganistan'dan Alper Kızılboğa ve Ömer Faruk Engin ve ben Deniz. Ben gezgin bir seyyarım. Afganistan'da arkadaşımın evine geldim. Evet, bunlar da yani şu an önümüzdekiler. Bir Afgan fesleğeni var elimizde. Evet. Çok güzel. Sizin burada yok mu ya Afgan şeyleri, tarlaları? Afgan tarlaları bizim burada çok yok ya. Eskiden daha çok vardı onlar da. Biliyorsunuz onlar daha çok şey Türk keneleri ekiyorlar artık her tarafta böyle. Afganistan'da nasıl, nasıl peki oralarda yaşam Afganistan'da? Yani Afganistan'da yaşam... Bence gayet şey... Şey karışık mı ortalıklar? Siyasi durumlar nasıl? Ben çok fazla Afganistan'daki siyasi yaşamla aslında çok fazla ilgilenmiyorum biliyor musunuz? Hiçbir şekilde. Daha Alaska ile ilgileniyorsun galiba siyasi olarak. Yok. Bana... Genel olarak Afganistan'da yaşadığın zaman siyasetle ilgilendiğinde çünkü muhtemelen çok sakat durumlar ortaya çıkabilir. Yani biliyorsun buradaki rejimler kolay rejimler değiller. Sert rejimler de çok güzel bir tarih vardı. Rusya'nın işgali ondan sonra Yaban vesaire bir şeyler bir şeyler. Neydim önceki şeyinde bir tarih öğretmenim. Bunlar olmadan önce. Mesela Alaska'yla ben ilgileniyorum biraz Afganistan'da yaşamasam da. Alaska ile hepimiz ilgileniyoruz. Çok çok ilginç Eskimo. çok ilginç Eskimo kabileleri var mesela. Bunu anlatmış mıydım size? İnuitler mi? Şöyle bir gelenek var. Ya yani bir sürü farklı Eskimo kabilesi var. Hepsinde farklı farklı gelenekler, şeyler var. Mesela bir taneleri birinde şöyle bir şey var. Ölüm yürüyüşü diye bir kavram var. Kabilenin üyeleri artık iş görmez duruma geldiklerinde yani yaşlandıklarında biraz artık iş çünkü zor hayat orada. Soğukla buzun içinde falan yaşadıkları için ne oluyor? Saldırı altındayız Afganistan'da olan. Afganistan'da Alaska'lı hakkında çok fazla konuşuyorsak biliyorsunuz. İşte neyse bunlarda ölüm yürüyüşü diye bir şey var. Ölüm yürüyüşü de şey. Aynen dediğim ya, gibi bu. Şey değil mi işte yaşlandığınızda. Duruma gelince buzların sonsuzluğuna doğru sonuna yürüyüşe kadar çıkıyorlar aynen. Ölecek zaten. Zaten çok ölecek. Gitmeden ölüyor. Hani muhtemelen. Evet. Soğukta. Acayip şey bir gelenek değil mi? Yani hani bu gelenek eski o pagan inanışlarında falan da çok fazla. Hani belli bir yaşam döngüsü tamamladığında elden ayaktan düşmeden hani mutlu bir şekilde kendini yaşam döngüsüne atıyor. Yani o aslında ölüm, onun için ölüm değil inancına göre daha başlangıcı ve hani bir, bu şekilde de komiteye kendini atıyor. Aynı şekilde şeyde değil mi?
Üstad, Midsommar diye bir film vardı en son 2 sene öncesinde. Midsommar. Yani, bana çok evet. Öneren insanlar oldu. Ama şey tabii böyle biraz Amerikan gözünden baktığı için Pagan'la böyle öcü durumu var ama yani aslında hani... ben anlayabiliyorum ülkelerini. Bu arada ben kendimi bunu giyince hasta gibi hissettim. Burası sanırım. Bunun Afganistan'la olmasıyla alakası yok yani seni hasta gibi hissettim. Hayır. Öyle. Yani şey de Alaska konuşuyorduk madem. Deli gibi biliyor musun şu sıralar yani son 10-15 senede Amerikan kanallarında Alaska'ya ilgili çok fazla programlar yapılmaya başladı. Yani bugün baktık D-Max'in falan böyle serileri var. Alaska'nın evleri, işte Alaska sınırda yaşam, işte Alaska'nın dereleri, Alaska gel biri falan gibi böyle bir yığın farklı farklı seriler yapmışlar ve şu şekilde. Oradaki yaşamı anlatıyor. Mesela işte ne kadar zorluklar içerisinde yılın kaç ayı kapanıyor, kar, işte uçak yok, hiçbir şekilde iletişim yok veya işte eski kabileler var. Orada kalmayı hala devam eden, tercih eden insanlar var bir şekilde kendi çiftliğini kurmuşlar orada. Onlara işte Amerikan devleti nasıl şey gönderiyor, yardım gönderiyor. Oraya bankamatik gönderiyor. Uçaklar, düşünsene. Mesela yani sen oraya, yani şeye, uçağın içerisine abi bankamatiği gönderiyorsun ve medeniyet gibi oraya ulaşılsın diye kapitalizm oraya götürüyor abi. Bunun bir de şeyini çekiyorsun, televizyon programını. Adam işte uçağı öyle biliyor, bunu götürmeliyim. Oradan kar, fırtına, çamur falan böyle. En büyük meslek. Nedir abi, ne yapıyorsun? Bankamatik. Bankamatik. Nedir Amerikan devletinin bize bir çok büyük katkısı yani. Evet. Ben de mesela şöyle bir hikaye biliyorum. Bu hikaye yol bilenlerde de vardı. Bu kabilelerden birini, Inuitlerden biriydi sanırım, şey yapıyorlar. Yine bu Amerikanlar falan... Kızak, otomatik kızaklar, parayı falan getirdiklerinde bu şeyleri sizin yerinizi değiştireceğiz diyorlar. Orada hani binlerce yıldır o bölgede yaşayan insanları, o bölgeyle aşina, iç içe, oranın rüzgarını, buzunu tanıyan insanları artık başka bir yerde yaşayacaksınız diyorlar. Neden diyorlar bunu bilmiyorum. Bir kişi reddediyor gitmeyi. Basit nedeni var. Yani aslında biliyorsun aslında da. Herkes gidiyor. Bir kişi reddediyor gitmeyi. Bu bir kişinin de hayatta kalma şeylerini öyle geliştirmişler ki onu anlatıyordu şey. Şey diyor, kalıyor orada. Ailesi de şey yapıyor. Bütün alet edevatlarını da alıyor giderken. Eğer biz bunları alırsak bu inadından vazgeçer, peşimizden gelir diye düşünüyorlar çünkü. Adam alet edevatsız bir başına o buzun ortasında kalıyor. Sonra ilk yaptığı iş, bir sıçtıktan sonra bokundan o buzun içinde bir keskinleştirip bıçak yapıyor. Donmasını sağlıyor. Donuyor. Ondan sonra bir alet yapıyor. Hayvan öldürüyor. Aynen, bir kurt öldürüyordu sanırım. Onun kürkünü alıyor falan. O aylarca, yıllarca falan yaşıyordu. Öyle bir efsanesi var o adamın. Gerçek yaşanmış bir hikaye bu. Evet. Bad Days, o işte adamdan dinlerken bu hikaye kitapta da söylüyordu ama. Yani bu gerçek mi, mit mi şey yapamıyorum, bilemiyorum ama hani burada önemli olan buradaki o alet gelişiminde ve yaratıcılığın zor koşulları üzerindeki nasıl insanları neyle şey yapmaya çalıştığı, yani nasıl yaratıcılığa ettiği, hayatta kalmak için nelerle uğraştıklarını söylüyor diyor. Ve sen yani binlerce yıldır böyle yaşayan insanları niye kendi sistemini zorla geçirmeye çalışıyorsun ki yani? Bildikleri gibi yaşasın onlar. Sen ondan başka şeyler öğrenirsin diye neyse bunu... Geçen gün bir haber gördüm. Sana anlatmıştım hatta. Böyle 1900'lerin başında bir aile o dönemin Rusya rejiminden kaçıp Sibirya'nın şeylerine doğru, içlerine doğru yol alıyorlar falan. Ve en yakın bir şeyden, kasabadan falan 30 kilometre uzaktalar. Hı hı. Ve kışın eksi 40'ı falan gören bir yer Sibirya. Ve bunlar bir şekilde yanlarına şey falan da alıyorlar. İşte ilk yapacak makaralar, bir şeyler falan alıyorlar. Ve gidiyorlar, kenevir ekiyorlar abi. İşte patates ekiyorlar falan. Böyle orada bir yaşam kuruyorlar kendilerine. Bir jeolog ekibi de uçakla Sibirya şeylerinde gezerken haritalandırmak için orayı
aşağıda bir bakıyorlar ormanın ortasında bir tarım arazisi gibi bir şey var. Hani oraya ait olmayan falan. İniyorlar araştırmak için ve bu aileyle karşılaşıyorlar. Bu aile ilk defa uzun yıllar sonra insan görüyor falan. Konuşuyorlar falan aileyle. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın olduğunu bilmiyorlar. Uzaya, Ay'a insan gittiğine inanmıyor adam kesinlikle falan. Yanlarında sadece bir İncil varmış kitap olarak. Bir de annesinin bildiği işte bir iki İsa ilahisi. Çocuklarına falan onları öğretiyorlar sadece. Hatta çocukları biraz uzun bir süre çocuklar büyüyene kadar böyle ağaç kabuğu falan dediklerini söylüyorlar. Çocukları biraz büyüdükten sonra en büyük çocuğunu hatta jeologlar şey yapıyorlar. Çocuğu inceliyorlar falan. Çok enteresan av yakalama teknikleri falan geliştirmiş. Ve çok ilginç işte hediyeler falan hediyeler sunmak istiyorlar ama sadece tuzu kabul ediyor. Çünkü 40 yıldır tuz yememiş adam ve tuzu özledi. ve bu şekilde böyle bu aile birileri ölüyor falan. En son kız kalıyor hala medeniyete dönmek istiyor. Nerede görmüştün bu hikayeyi? Bunu nerede gördüm hatırlamıyorum. Böyle uzun bunu anlatan bir yazıydı. Şey, sana gönderirim. İncil'de çok ilginç, çok sembolik değil mi ya böyle şeylerde işte daha medeniyetin gitmediği yerlerde ve ilkel bir yer fetihlerde falan böyle. İşte Güney Amerika'ya gittiğinizde böyle sallıyorlar. Burada da adam mesela bir şey almıyor yanına ama giderken İncil'ini alıyor yanına yani. Nerede de böyle küçük bir medeniyet kurulsa, başka bir medeniyet kurulsa veya başka bir medeniyet fethedilse ilk önce İncil çıkıyor. En sonunda bizim işte Trump da çıkartmıştı böyle. İlginç yani her taraftan çıkıyor bir şekilde. Şeyi yani. Açıklayamıyor ya hiçbir din. Hani mesela semavi dinlerden söz edersek eğer. Sonuçta bunlar Arap topraklarında çıkmış falan. Dünyanın başka hiçbir yerinde peygamber diye bir şey yok. Mesela Hindistan'da, işte Meksika'da falan. Ve bunlar hep işte o bölge ilk yaratılıştan itibaren Adem, Nuh, bilmem ne hani hepsi orada şey yapmış ya ve işte bundan önce mesela şeyde de var, İslam'da da var bu. Bundan önce şey olmayanlara ne oluyor peki? Hani atıyorum İslam'ı bilmeyenlere falan ne oluyor diye ya da onlar açıklanmamış diye bir şey konu değil. Geçtiği zaman hemen bir kıvırma bir şey. Bunda. Ben şey öğrenmiştim geçenlerde. Bir İskandinav dinlerinden birinde. Şimdi İskandinavlar kuzeyde ve çok soğuk bölgelerde yaşıyorlar ya. Kuzey Avrupa bölgesinden bir dinde. Onlarda da cennet cehennem tasavvuru varmış. Yalnız cennetleri sıcacık bir yer. Cehennemleri buz. Yani cehennemin en makbulü kişisel olanıdır. Değil mi? Evet. Yani öyle bir sabit bir cehennem şeyi olmaz. Eskiden VH1 diye bir müzik kanalı vardı. Hala var mı bilmiyorum böyle. Biraz böyle rock diye böyle cuma akşamı saat 12'den sonra böyle daha böyle 60'lar, 70'ler, 80'ler rock şarkıları çalan böyle bir program da vardı akşamları falan. Böyle şey rock camiası ile falan biraz ilgili gitgelleri olan bir kanaldı. Onlar yapımcı olduğu Strange Frequency diye bir televizyon filmleri çekmişlerdi. İşte kısa hikayelerde oluşan rock hikayeleri. İşte onlardan bir tanesinde kısa bir hikayeydi. Bunlar iki arkadaş süperler, kafadarlar ama şey tabii ki rockçılar, metalciler. İşte diyor kim işte Metallica'nın biletini en önden almak için orada onun sekreteriyle yaptı. İşte kim ne yaptı birbirlerine sürekli böyle çok süper rockçı var bunlar böyle. Kaza yapıyorlar, ölüyorlar sonra bir gidiyorlar bir yere. Bir tane böyle etrafta böyle tek bir mekan. Giriyorlar içeri, içerisi bir disco. Ve tamamen böyle yüksek topuklar. 80'ler işte YMCA falan çalıyor. Diyorlar ki işte burası. Yani. Yani sonunda çıkıyor. Burası sizin cehenneminiz. Rockçılar sonsuza kadar disco dinleyecekler diye böyle. O yüzden cehennemin kişiseli güzelliği. Yani. Bir de şey de var hani bu mitler, dinler gerçekse de
bizim sevdiğim bütün insanlar cehenneme gideceği için cennete gitmek istemiyorum gibi çok klişe bir şey de var. Evet. Az önce konuştuklarımız The Way Back filmini hatırlattı bana. Bu özellikle Sibirya dediğinde kafamda o canlandı üstad. Evet, Tibet'e kadar. Birlikte izlemiştik. Evet. Kaç kilometre yol yürüyorlardı The Way Back'te? Sanırım 4000 kilometre kadar mıydı? Daha fazlaydı. Evet. Yani aylarca yürüyorlar Sibirya'dan, ve Sibirya'dan yola. Alper'le birlikte değil miydik onu izlediğimizde? Sen yok muydun? Yok, ben yoktum sanırım. Ha. Alper izlemiştir o filmi ya. Bilmiyor musun? Güzel bir filmdi. Yani aslında yine şey, coğrafya Alaska mı? Yok, Sibirya. Sibirya. Sibirya'dan Tibet'e bir hapishane şeylerinin, mahkumlarının. Colin Farrell çok acayip bir karakter oynuyor. Gerçekten. Evet. Rus'tu galiba Colin Farrell'ın karakteri. Evet, bir şey. İşte zaten Rus şeyinde Rus yönetiminin haksız yere bunları Sibirya'ya yollaması sonucu bunlar kaçıp özgürlüğünü bulmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Şey, gerçek yani, bir hikaye falan. Hollywood filmi, bağımsız falan değil de o zaman 2000'ler falan yani. Galiba Amerikan mi? Yapımıydı, evet. Hollywood filmi. Böyle en şey nedir? İyi bir hani şey yapan, gerçek hayat hikayesinden alıntı, biliyorsunuz çok film yapılıyor ya böyle. İyilerinden mesela ne var aklınızda? Gerçek hayat hikayesinden. Yani biyografi filmler, belgeseller. Evet, biyografi diyebiliriz buna ya da. Bak en iyisi. Ne? Fil Adam mesela ilk aklıma geldi. Aa evet, Fil Adam acayip bir filmdi. Çok acayip bir. Öyle bir realizasyondan bahsettim. Evet. Ben böyle hep böyle aklımda işte ünlü birisinin hayatını anlatan biyografik hikayeler gibi böyle. Öyle bir şey yani, kendini anlatmaya. O da olur. Senin aklına hangisi geliyorsa şey deyince, bunu söyleyince. Evet yani şeyler bu Cohen'in Miriam'la olan aşkını kendi anlattığı bir birlikte. So Long Miriam diye. Mesela çok güzeldi. Ney of Miriam? So Long. Şarkısı var ya. So Long Miriam diye. Onu ama biz birlikte mi izlemiştik Alper? Evet, siz ikiniz sinemada izlemiştiniz. Evet. Bunu niye ben hatırlıyorum da size? Evet. Baş başa gittiğiniz filmlerden biri işte. Çok romantik bugün. Baş başa değildik ya. Bak, şarkı da Canan da var. Cohen'in, Leonard Cohen'in. Evet, çok romantik bir vakitti. Aşk günlerini anlatan. Evet. Şey, enteresan bir adam Cohen. Ne diyordu o belgeselde? İlginç hikayeleri vardı, öyle değil mi? Çok acayip. Mesela şey diyordu, bir konserde şey yapıyordu ya, bayağı kötü bir konser geçiyor. Özür dileriz ya diyor, hani çok boktan bir konser oldu, farkındayız. Bazen öyle oluyor, bazen yükseliyorsun, kanatlanıyorsun, bazen olmuyor. İsterseniz paralarınızı iade edebiliriz diyor, ben kendi cebimden karşılayacağım diyor seyircileri. Sonra daha çok alkış. O gün sanırım LSD kullanmadığı gün olduğu için. Evet, bir dönem. Her konserinde kullanıyor. Ya bu da saçma bir şey yaptığı. Çünkü yani her gün arda arda LSD kullanırsan etkisini göremezsin de bir süre sonra. Kafanı da kaçırırsın yani. Bu yapılacak bir şey değil. Onun o jilet takıntısı falan. Aynen 20-30 gün falan her gün arda arda konseri varken LSD yapıyor. Öyle çıkıyor konsere. Birinde bu o konserde sanırım biletinizi geri veririz falan dedik. Kulise gidip böyle delirmiş bir halde, ne yaptığını bilmiyor. Herkes hadi lütfen geri dön sahneye falan derken bana tıraş bıçağı verin diyor. Sonra aynanın karşısında tıraş ediyor kendini ve çok güzel falan diyor. Onlar ve psikolojik olarak kendine işte o konsere çıkıyor ve güzel iyi yapıyor yani. Hmm. Onlar neredeydi peki bu aşk yaşadıkları yer? Böyle hip bir Yunanistan'da bir ada, tam olarak ben de şimdi hatırlayamadım da.
Abi Yunanistan adaları çok güzel ya. Öyle şey... ama şöyle bir şey var. O dönemler öyle bir adaymış o. Şu an bildiğin hani Mykonos gibi şey merkezi, turist pahalı. Neoliberal turizm, neoliberal sistem tabii ki o her yere giriyor yani. Dünya daha bir güzelmiş. Gerçekten savaşlar falan olsa da. Tabii ya, güzel dönem. Geç 60'lar, erken 70'ler. Evet. Güzel dönemler yani. Ya Cohen ilginç. Onun bir öncesi Baby Boomers. Efsane. İlginç bir ozan. Hani o biliyorsun şeye geçip Zen Budizmi'yle ilgili gibi manastıra kapalı gibi şey yapması, Budizm'e kendini adaması, ileride orayı deneyimlemesi ve buradan da bir ya bir şey soracağım. Manastırda bile bir şeyler yazıyor. Evet. Ondan sonra işte sürekli üst üste şeyi deneyip sürekli bir arayış içinde bir adam ve ozan bir adam yani. Ama ben bir yıl konsere vereceğim diye 27-28 gün üst üste soracak ve hepsine bir takılacağım diye. Onu deneyimlemek ve onu görmek istiyor. Onun evet. Ona getireceği şeyi tanımak istiyor. Aslında onun doğru veya yanlış olmasın diye o bir arayış. Ama şey, sonra doğru dedin. Jim Morrison'ın dediği gibi sadece diyelim ki sadece gerçekliğin sınırlarını denemek, test etmek istiyordum. Merak sadece. Bütün isteğim buydu. Merak. Peki şeyi nasıldı Cohen'in? Hani son albümüne falan baktığında böyle biraz Hristiyan etkileri gibi bir şey hissediliyor gibi. Yok ya, Hristiyan etkileri gibi değil. My Lord. O şey albümde yaparken, öleceğini de bildiği bir albüm. Ölüme gidiyor, veda ediyor. Yani, biraz şey gibi. Odasına falan uçak türbülansa şey girdiğinde herkes eşe düğenle şey çekmeye başlar. Bütün ateistler de gibi. Yok ama ya, Hristiyanlar şey gibi değil aslında. Direktman onun şeyi gibi düşün. Ya da onun yarattığı William Blake dünyası gibi bir dünyanın. Yani odasını şey topluyor. Ben öleceğini hissediyor. Odasını topluyor. Stüdyo gibi bütün kayıt aletlerine, insanları da topluyor falan ve ürettiği şeyleri en son artık bir yani veda albümü yapıyor direktman yani. Ve zaten albümden sonra da hemen zaten sayısı olmadan ölüyor. Yani hani I'm ready my lord diyor yani. Git daha evet. Ne olsun yani. You want it darker, we feed the flame. Ben sizle biraz Uzak Doğu filmlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar, yüksek müsaadenizle. Nasıl, ne dersiniz? Bu aralar bizim de ilgi alanlarımız var. Ömer en son mesela, Alper izledi mi o filmi, Naked Island'ı? Yok, izlemedim. Yok. İzlemedim. Yani ondan Ömer bahsetsin. Olmaz, ya da istemiyorsa bahsetmesin. Sen ne izliyorsun bu sıralar? Ben ne izliyorum? Ulan sen en son izlediğin şey Böcek Kız galiba. Böcek Kız. Ne dedi o? Böcek Kadın var. Geçenlerde Ömer'le birlikte şey yaptık, izledik. 1960'ların başı olması lazım. Yine muhtemelen bir şey. Yine Uzak Doğu sinemasında. Japonya'da bütün ortam ve çevre koşulları değişiyor. Eski imparatorluk yıkılıyor, işte şövalyeler geliyor, şövalyeler savaşıyor. Daha sonra yeni Japonya kuruluyor, savaşlar, 2. Dünya Savaşı falan. O dönem 20. yüzyılın başında ki Japonya ve Japonya'nın o sosyal hayatını çok net bir şekilde anlatan ve bu da aslında bizim genel geçer gördüğümüz o ahlak düzeninin ahlaksızlık olarak tanımlayabildiğimiz işte bedenin metal olarak kullandığı, yani modern toplumdaki toplumu ahlaksızlık olarak tanımladığı, kötü ahlak olarak tanımladığı, ne kadar saçma şeyleri, o da ne kadar normalleşebildiğini ve insanların bunlara nasıl zorunda kaldıklarını falan anlatıyor. Oradaki bir genel hikayesinde, oradaki bir kadın, bir kızın kimler tarafından, babası tarafından nasıl taciz edildiği, ondan sonra tecavüz edildiği falan. Yani çok müthiş karakterleri olan bir filmdi. O kız geçti, yetişti, büyüdü, gene eve dönüştü, gene evin sahibi oldu, çok büyük paralar kazandı şey oldu ve burada sürekli etraf koşullar değişti. Ama sürgü evi daim hiçbir şey değişmedi. Hep yenine geldi her şey yerine, hep yenine geldi her şey yerine. Biliyorsunuz Japonya'da eskiden beri aslında çok güçlü bir cinsel tema ve sevişme kültürü var. Ta eski Uzak Doğu'da böyle. Geyşalar. Bunların devamı ta geyşalardan bir tarafa geliş. Yani o kültür
de cinsel konular hep her dönemlerde bir şey üzerinden geçirmiş. Bir üretim üzerinden ve hep bir felsefe üzerinden geçirmiş. Her dönem bir felsefe gelmiş. O felsefe bir açıkladığı yerde cinsellik de var. En önemli şeylerinden biraz. Evet. Mesela şeyi Arzu İmparatorluğu'nu izledin mi? In the Realm of the Senses. Onun bir tane daha bölümü var. Neydi? Duygu İmparatorluğu muydu? Duygu İmparatorluğu benim dediğim galiba. Tam bilmiyorum. Tamam, yani. In the Realm of the Senses. Aynen, Duygu İmparatorluğu, bir de bir şey daha İmparatorluğu diye. Yine böyle erkek sanırım çok, aynı karakter. Çok ilginç bir film mesela. Çok acayip bir filmdi. Hani böyle erotik film denilebilir bir film. Çünkü çok fazla sevişme sahnesi var. Ama yani erotik film gibi... Yani ona bir sevişme diyebilirsek... Evet, ilginç sevişmeler gerçekten. Hepsi çok ilginç. Hepsi birbirinden ilginç. Hatta şey, mesela sadomasoşist yönler mi vardı? Onlara her da şey varıyor. Arayabileceğin her şey var. Bir de şey, mesela bir tane adam bu, soylu bir Japon adam. Onun hikayesi. Soylu Japon ve çok fazla sevişiyor adam. Bütün geyşalar, etrafında hizmetçileri, şeyleri, karısı, herkesle sürekli sevişiyor. Hatta bir sahne vardı bir şeyde. Yine böyle adam uzanmış yatıyor. Sürekli o haldeler zaten böyle. Chill bir moddalar. Şey çalıyor. O sahne çok iyiydi. Koto çaldı. Neyse, o değil de şundan bahsedeceğim ben. Şey. kız geliyor. Böyle penisini tutuyor adamın. Tutuyor ve şey yapıyor. Hani sevişmek istediğini belli ediyor falan. Adam diye gülmeye başlıyor böyle. Kız da diyor ki ne oldu, neye gülüyorsun diyor. Hiç diyor, şeyi fark ettim de diyor. Böyle sikimin rahat durduğu tek an işerken diyor. Bir tek o zaman rahat bırakıyorsunuz diyor. Öyle ilginç, çok acayip bir filmdi. Japon sinemasında böyle cinsellik gerçekten ilginç işlenen bir konu. Ve o dönemin... yani Edo dönemi öncesinin falan da, hani Japonya'da cinsellik zaten çok karmaşık bir düzende ve çok fazla, hani kadınlar da işte geyşalık olsun şey olsun ikinci planda ve çok fazla böyle genel evle alakalı falan filmlere denk gelebiliyorsun Japon sinemasında. Handmaiden mesela Japon filmi olmasa da yine bir uzak doğu filmi, Kore filmi miydi? Bukun, aynen. O da enteresan. Onda da Japonca konuşuyorlardı ilginç bir şekilde ama... Bukunlarda çok şeyler değil mi? Şu an mesela en son zaten Parazit'in falan da hani ödülü alması falan. Bir hani uzak doğu sinemasını şey yaparsak, ele alırsak bir çıkış yapmış gibi sanki sinemada. Sinema hani bazı şeyde böyle... bölümlere ayırabiliriz ya, bir dönem Fransızlar mesela, yeni dalgalar, işte İtalya'daki gerçekçilik ve hani yayılan her tabii şeyin, her ülkenin, her toplumun bir yeni dalga ya da bir şey diye de hani bir Yunan yeni dalgası. Aynen, akımı olur ama mesela eski Japon sineması o dönem özellikle işte Amerika'nın sinemayı endüstri olarak elinde tutuşundan belki de hani bir şeyken, hani ne bileyim Jarmusch, Wim Wenders, Herzog falan gibi adamlar, bunlarla birlikte mesela bayağı işte sinematek olarak da ya şeyden çalışan insanlar olarak bahsediyorsun yani otomatikman, yani çünkü niye genel geçer bir Amerikan yani odaklı veya geçer dünya tarihini yazan bir sinema endüstrisi var ve bunların dışında bizim bildiğimiz çok klasik şeyler işte Fransız yeni dalgası, şunlar bunlar. Bunları biz biliyoruz hepimiz ama alternatif kalan işte mesela bu çarkın içerisine girmeyen o kadar fazla ülke sinemaları ve ülke sinemalarında ekoller var ki Japonya'nın da... Ekol dışında da çok acayip yani, filmler var. Bundan önce aslında çok fazla alternatif şeyler, yönetmenleri falan var ki sizin de bu sıralar çok fazla izlediğiniz şey yaptığınız o filmler çok değerli. Bir de yani. Şey de var. Sanki mesela ben kendi adıma Amerikan sinemasının o sunduğu, çok fazla izlediğim için muhtemelen o ya da çok güzel birçoğu çerez
olarak tüketilmeye müsait olduğu için. O mizah duygusuna, ne bileyim o işte konu işleyiş şeyine falan aşinayım. Artık hani beni çok şaşırtan böyle çok az şey oluyor. Ama mesela başka şeylerin değil mi? Mesela Türk sinemasında da bir Türk sinemasının diline şeyine aşinasın mesela. Özellikle atıyorum diyorsun mesela 70 dönemin Türk sineması. Daha Şener Şenler'e bakıyorsun işte Atıf Yılmaz'ın yaptığı işlere falan bakıyorsun. Daha işte gündelik toplumsal sorunları işleyiş bakımı falan. Hı-hı. Mesela atıyorum Uzak Doğu sineması bu anlamda enteresan kapılar açıyor bana. Yani çok ilginç bir bakış. Mesela şey gibi. Hani In the Mood falan filmi izlediğinde sinema diyorsun kesinlikle değil mi ya? Yani çünkü istesek de istemesek de klasik bir aşina olduğumuz bir görsel dil ve klasik bir sinema anlayışı var. Bu da Batı Amerikan sinema anlayışı. Yani görsel dil ve kurgu dili olarak buna aşinayız. Evet. İşte bunu yıkıldığında sinemada işte buna işte bağımsızlarla karşılayabiliyorsun. İşte veya işte tam çok mesela o hareketli sinema dilliği yani uzun sinema dilliği bizim bol bol izleten Tarkovski'nin Özgürlüğü Ceylanlar kafasında. Bunu yıkmaya şey yaptığında da işte böyle alternatif olarak dışarıda kalıyorsun. Buna sanat dili diyoruz. Otomatikman da Amerika'daki tanımı... görsel dili biraz daha uzak kalmaya başlıyor bizi. Çünkü daha fazla alternatif vermeye çalışıyoruz. Evet. Mesela son bir dönemde Kore'da filmi izlediniz mi hiç? Shoplifters'ı izledim ben geçenlerde. Yok izledim. Shoplifters bakın mesela o da çok güzel bir film. Yok sanırım Shoplifters'ı izledik. Bu evet, araççılar. Evet. Aynen bir aile evet, çocuğu evet, evlatlık abi. Evlatlık da değil yarı kaçırdık bir evlatlık gibi. O yönetmenin şey filmi daha da ilginç. Neydi bir filmi daha var. Bir çok ilginç bir film ya o. Neydi ismini unuttum filmin. Daha geçenlerde izledim falan. Bir ailenin iç dünyasını ve uzun yıllardır işte geçirdikleri etkileşimi falan inceleyen çok tatlı bir film. Çok acayip. Hatta o filmi daha böyle meşhur diyebiliyorum. Çok ilginç olabilir. Bir yönetmen. Bilmiyorum. Ben Koreda'nın bir tek bu Shoplifters'ı izledim henüz. Ama işte böyle oluyor ya. Bu filmi izleyince ben bu adamın diğer filmlerini de izlerim diyorum. Mesela Ozu Alper. Ozu'yu sever misin? Ozu'yu severim. Yani çok şey bir yönetmendi. Büyük bir yönetmendi. Şey bir yönetmendi. Ama galiba bende şu şey hep dair. Bu Japonya'daki eski o şiirsel dili dair. Bir şey yok. Bir hafiften bir uzak durma şeyi oldu bana hep bundan beri. Çünkü karakter olarak çok ağır insanlar. Ve evet. Yani toplumdaki normal aileler gibi. Hep değil mi? Böyle. Aynen. Yani çok fazla bir kurallar rutini ve çok fazla bir kurallar rutini izliyorsun. Yani çok fazla evet. Apolonik bir kültür. Ama bu muhteşem yapıyor bence Ozu. İşte bir büyü var gibi geliyor. O kamerayı koyduğu yerler beklet. Yani o uzun sahneler de olsa mesela ben hiç sıkılmıyorum Ozu filmi izlerken. Çok keyifle izliyorum. Tabii ki güzel. Yani sıkılmıyorsun. Şey yapmıyorsun ama hani anlattığı şeyler de daha fazla o Japon kültüründeki apolonik kültürler. Yani o baskın olan şeyler ve yapılması evet. gerekiyor. Evet. Yani herkes birbirine çok saygılı böyle eğiliyorlar evet, sürekli yani. Falan. Mesela Ozu'nun bir şey filmi vardı. Japon sineması da var. I was born but diye bir filmi var. Evet. Şey siyah beyaz diyorum. Şey sessiz bir film. Filmin hikayesi şöyle. İki tane küçük çocuk kardeş bunlar. Yine Tokyo'ya taşınma hikayesiydi. Hep öyle bir şey var ya Ozu'da. Tokyo'ya taşınıyorlar ailece. Ozu nerede? Ozu'da galiba. Bir köy kırsaldan Tokyo'ya geçmiş biri olabilir. Bilmiyorum. Bu hikayede de babası işte bir patronun altında bir işte çalışıyor. Babası da sürekli okulu kırıyor bu çocuklar. Çünkü okulda onlara böyle şey yapan çocuklar var. Ne denir ona? Şey davranan
kötü. Yağlar var. Aynen. O yüzden okula gidemiyorlar falan. Dışarıdan ödevleri, sınavları yapıp babalarını kandırmaya çalışıyorlar falan. Bu ortaya çıkıyor. Babaları çok kızıyor. Siz okumazsanız büyük adam olabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Büyük adam olmak için okula gitmelisiniz falan diye böyle bir azarlıyor. Sonra patronların oğluydu arkadaş bu çocuklarda. Patronların oğlu bir şey karşılığında sinema gösterimi yapacak evde. Bunlar zengin adamlar. Siz de gelin diyor çocuklara onun karşılığında. Bunlar da gidiyorlar. Kendi çektikleri filmleri o projeksiyondan izliyorlar. Kendi çektikleri filmlerde babaları da var. Ve babaları hep patronlarına şaklabanlık falan yapıyor böyle. O çok ciddi adam. Onu böyle ilk kez orada öyle görüyorlar o halde. Ve sonra bütün dünyaları başlarına yıkılıyor. Babalarına gidiyorlar, karşı çıkmaya başlıyorlar bu sefer. Sen bize hep büyük adam olacaksın diyorsun da kendin adamın elinde şaklabansın falan diye böyle. Çok güzel komedi filmi. Öyle bir şeyim var. Alper'le film izlediğimizde şöyle bir şey oluyor. İşte film akıyorken bir sonraki olacak durumu şey yapıyor. Ki nadiren ıskalıyorsun. Tahmin yani, mi ediyor? Şu evet, şu şöyle olduğu için şu şöyle olacak diyor ve oluyor hakikaten. O dili abi yakaladı. Adam Mimar Sinan'da o kadar öğrenmiş narratif şeyini yani. Kafamıza vura vura diyorsun. Ya hayır, bu öyle bir şey filmde geçerli olan bir şeyler değil de otomatikman yani bir drama yani. Tabii yani bir şey o film dramaturjisi, o filmin tarzı az çok anlıyorsun. Kötü bir şey de bir yandan hani. Sıkıcı da olabiliyor. Evet. Yani. Ama peki yanındaki anlayışı nasıl bir şey? Benim şu an o gıcık tiplerden ben, böyle hep böyle söyleyen tiplerden. Ya ben biraz filmi sessiz izlemeyi severim genel olarak. Yani çok şey yani daha sonra üzerine hani konuşulabilme falan. Yani çok kaçırmak istemiyorum açıkçası bir şey falan. Yani çok konuşulmaya şeyim. Hani film şey yaparken. Tabii ki yani. Dikkat kesilmekle alakalı bir şey. Çok konuşulmaz gibi zaten. Onun dışında her türlü hani rahatsız olmuyorum biriyle film izlemek. Peki. Biraz da böyle şey gibi bir şey. Hani sessiz kaldığım hani daha ritüel gibi de bir durum oluyor kalabalık izlediğin zaman. Evet. Bir de mesela ben şeyi fark ediyorum. Ben sinemada film izlediğimde mesela Kefernaum'u izlediğimde başka filmde de olmuştu. Başka filmlerde de olmuştu. Sinemada çok daha şey hissedebiliyorum duyguları. Mesela Kefernaum'un sonunda ağlamıştım. Bildiğin gözlerimden yaşlar akıyordu. Çok güçlü bir film. Evet ama bu normalde böyle evde izlediğimde çok olan bir şey değil. Öyle her zaman filmi yani ağlamıştım. Evde nerede izliyorsun? Hangi çözünürlükte izliyorsun? Küçücük bir ekranda izliyorsun? Hani sinema perdedir yani sonuçta o koskoca gitmiyor. Evet. O karanlık oda içerideki aşık olduğun kadının şey aşık olduğun şey, oyuncunun resmini kocaman böyle gördüğünde bir şeyle. Sinemada izlediğin bir korku filmini ele al mesela. Zaten korku sinemasını işlemek için gerekli bir takım parametreler var mesela. Evde onu hani işte ne bileyim ses kalitesi hani en önemli şey. Onu evde ne kadar iyi sağlayabiliyorsun? Yani bir filmden korkman gitgide zorlaşıyor. Tabii ki hangi duyularına hitap ediyorsa, sonuçta kulağına hitap ediyor sesler. Onun kolonlarını... Mesela ben bıraktım korku sinemasından korktuğum için. Hani bir şey yaratmadığı için ben de. Korku sineması... Yani küçükken ben de çok izlerdim. O da hani sanırım böyle saçma küçük bıcırlık egosundan herhalde bu. Ben korkmuyorum ki, ben korkmuyorum ki deyip korku filmi olduğu zaman falan en önden böyle 5-6 işte. Ya korku değil de gerilim ama çok iyi gerebilen çok. Mesela Gaspar Noé'yu şey yapalım. Korku filmi değil ama korku filmi gibi bir şey adamın filmleri. Yani tabii filmlerinden filmlerine şey yapıyor ama hani o climax'teki rahatsız edici şeyler. Bence Noé şeyde yani o korku ve gerilim dosyasına şey gibi gerçekten climax'te ulaştı benim için. Şimdi önceki filmlerinden aldığımda climax'te zirve yani bir dönüş yoku düşün. Yani neydi işte onun konuştuktan o sahnesi işte uzun o 9-10 dakikalık tüneldeki tecavüz sahnesi.
O da bambaşka bir şey deniyordu. Kamerayı sabit koyup tüneyin kötü ışıklarıyla yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? O neydi o kadının adı? Çok Monica Bellucci. Monica Bellucci o sahneyi çektikten yani gerçekten tecavüze uğramış gibi hissedebilirsin. O çok iyi oynamamış mı? Muhteşem evet. Değil mi? Kesmeden tek açıda. Hı-hı. Ve hani o kadının bence o sahneyi çektikten sonra da bir psikolojik sorunlar yaşamış olması muhtemel olması gerekiyor bence. Çünkü çok acayip. Yani zaten oluyor bazı sinema tarihinde sorunlu olmadığı var. Kim biliyor? O kadının birçok sanatçının böyle şeyine, hayatına falan baktığında hep şeyler var. Anksiyeteler, şeyler. Ondan sonra Love'da da aynı şekilde. Yani orada da başka bir şeyin gücünü, cinselliğin gücü veya bizdeki öteki cinselliğin gücünü yine böyle uzun planlar ve saatli kamera açılarıyla yerleştirdiği ve bize olduğu gibi aktarmaya çalıştığı bir. İlk defa Climax'te çok farklı karaktere girip, çok farklı karakterin de kafasını, çok farklı karakterin de düşünce yapısını bir tam bir otör yönetmen olarak işte müzik, kamera açıları, işte lens seçimleri, yakınlık, uzaklık, o baskı bunu ışıklarla çok güzel bir şekilde anlattırdı ve başından sonra da dramaturjisi içerisinde de verdi her karakterimize giriş gelişme sonucunu. O yüzden de bence tapu yani. Evet, zirve gerçekten Climax diyorsun. Normalde öyle bir tapu. Dedin. Bir önceki peki, filmi mesela Love. Yani bir gibi, film miydi? Yani hani şey olarak anlattığım gibi yani o da başka bir şeyin yılını. Niye ya? Love fena film değil bence. Niye öyle diyorsun? Onu anlatıyor. Ve hani iyi bu tarz. Ama hani o otör sinemacılık. Ben mesela şeyi sevmiyorum. İşte porno izlemek ya da o şeyler böyle beni sıkıyor. Eğlendirmekten ziyade. O yüzden böyle bir sinematografik bir cinsel şey. Action falan beni daha şey, uyarıcı geliyor. Daha uyarıcı geliyor bunlar mesela. Love biraz benim için öyle bir film oldu mesela. Nasıl oldu yani? Daha az uyarıcı yani. Daha gibi. Fazla porno izledim. Yani böyle aklıma bir gün mastürbasyon yapmak istiyorsam mesela Love'u açıyorum. Ondan sonra o sahneyi de artık biliyorum ezbere zaten. O sahneyi dediğin bir sürü var sahne. Sen... Bir tane, iki kız bir erkeğin oldu. Bir sahne var. Sayın özel fantezin o yani. Yani aslında ikimiz de o sahneyi çok çok iyi hatırlayıp böyle kafamıza geçirmedik şu an. Doğru, evet. O sahne dediğin ondan bahsettim. Kim ki Duk peki? Doğrucular şu an kafamıza böyle kafamıza olacak. Diye. Noğucular diye bir şey mi var ya? Noğucular diye. Olmaz mı canım? Olmaz mı? Baya. Aman şu bir şey diye. Öyle bir şey varsa. Hak yaptı yani kendini. Noğucular. Stoğacılar. Noğucular. Bence o bir şeyciler stoğacılarla bitmeliydi. Bir şeyci olma durumu. Oluyorsun ama. Ya izimler de bitmeliydi mesela. Hani bir şey izim, bir şey izim. Yeni bir sistem. Evet. Yok, başka bir şey. O neyde bitmeliydi mesela? Cılar, stoğacılar. Yani o başlamıyor da bilir de aslında. Yok yani insanın yeni baktığında da çok da bir şey kattığı şeyler yok yani izimlerimize. Ki bir izim başka bir izim de doğuruyor gibi. Bir düşünce yani karşıtını istiyor. Bunlar sonra hep öğrenciler için başına bela ders oluyorlar. Değil mi? Öğrenilecek. Evet. Ya sen sürekli böyle öne doğru geliyorsun, arkaya doğru geliyorsun, sürekli otomatik white balance atıyor. Böyle gözüme diyorum, karanlık, aydınlık, senin karanlık, aydınlık falan diye. Evet, şu biraz, an gayet iyi. Senin gözlerin nasıl bu arada, iyi mi? Vallahi en son bir 386 yıl önce falan herhalde muhtemelen şey yapmıştım. Doktora göz için gitmiştim. Yakın ama şey diyor yani, yok. Gözlerinde pek fazla sorunlar yoktu yani. Hı. Son böyle bir iki seneye kadar falan böyle. Hiç bu gözlük vesaire şey kullanmadım. Mesela görememek... Babanda var mı mesela? Babamda da yok.
Ya o zaman aynen. Bu genelde kalıtsal oluyor ya. Abimde var mı mesela? Ben bu sonbaharda şeye gitmiştim. Bu İstanbul'da şey Gayrettepe metrosunda şey var ya işte Karanlıkta şey, diyalog falan gibi. Onun sanırım kulakla ilgili bir şeyini de yaptılar daha sonradan. İlginç bir deneyimdi. Kapkara bir yerde işte şehirdeki hayatı taklit ediyorsun. Hı hı. Ve onu yaşıyorsun kör bir şekilde falan. Evet. Görmemek şey bir deneyim. Eskiden mesela bence dünyanın en büyük buluşlarından biri mercek olabilir. Ki hayatımızı... Evet, eskiden gerçekten insanlar... algılamamızda, uzayı algılamamızda, işte hücreleri algılamamızda, bizim dünyayı algılamamızda müthiş bir şey. Evet, hem makro mikro bir sürü şey gösteriyor, hem de insanlar eskiden belli bir yaştan sonra gözleri bozulduğunda görmüyorlarmış. Yani yapacak bir şey yok. Çıkartıyorlar. Yani benim deli dairem döndü. Görmüyor. Yani şeyler bile yani. Var mesela. İtalya'nın bir kasabasında şeycilik çok orta çağda saat ustaları çok önemli bir şey falan. Ve o kadar ince ince şeyler yapıyorlar ki 30'u olmadan kör oluyormuş bu. Saat çok acayip bir şey ama gerçekten. Düşün yani şey analog saatten bahsediyorum. Sen o çarkları nasıl ayarlıyorsun ki o 24 saatlik o bir şeyi şaşmaz bir şekilde ayarlıyorsun. Onun manyakları var gerçekten. Mesela yani Türkiye'de hiç saat yapılmamış. Bunu biliyor muydunuz? Türk saat yapan bir Türk yok. Öyle bir daha onu gerçekten yapamamış. Ben. Evet. Bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Saat. Ya aslında hani Türkiye'de bilmiyorum da hani şeyde Anadolu'da eskiden bir hani zanaat işini ilerleten biliyorsun hep şey gayrimüslim kesim yani bizim Türkçe daha çok tarımla ilgili şeyle ilgili. Eskiden, o yüzden öyle bir kültür çok fazla oturmamış yani. Ben şeyi de anlayamıyorum. Eskiden gerçekten hani bu insanlar çok da şey değilmiş yani millet çok da aslında refah içinde falan değil. Herif mesela gayrimüslimler işte askere falan gitmiyorlar. Onlar işlerini kuruyorlar falan. Eskiden 5 sene askere gidiyorsun mesela. Gençliğinin şeylerinde. Sonra geliyorsun hani hep böyle gayrimüslimlerin yanında çalışmak üzerine kurulu bir şey var. Kapitülasyonlar geldi. Hani o yüzden biraz böyle ama şöyle zaten ustalaşma Alper onu anlatıyordu zaten. Gayrimüslimler zaten. Zanaatler, şeyler, Rumlar evet. Falan zaten. Evet. Mesela bak adamların yaptığı evlere bak. Taş evlere. Bir de bizim Türk evlerimize bak. Bir de üstüne hani o taş evlere oturan Türklerin üstüne ya beton döküp şey, çevirdi. Şey de var. Sonuçta ya var. Türk toplumu ne bileyim göçebe çadır toplumu olduğu için belki de ustalaşma. Evet, bana da öyle geliyor. Aynen. Hep böyle bir çadırlarda yaşayıp hayatın yollarda geçip savaş şey olduğu için. O yüzden hani biz böyle bir gezginlik şeylik Türk damarlarında var yani. Biz galiba taş taşımaktaymışız. Öyle demişti ya. Kaz Dağları. Kanadalı şirket. Alamos şirketinin şeyi müdürü. Öyle mi demiş? Taş taşımakta ustalar demişti. Öyle şeylerde ustayız. Güzel şeyler. Sen Türksün değil mi? Yani bir göçman. Vallahi, bilmiyorum ki. Hiç yani kim, şu kadar milliyete çok... inanmam da. Yani baba tarafı ve emredeler bir Kürtlük var. Yani 1915 zamanı çok ilginç yani. Bir, Safkan insan diye bir şey var mı mesela? Neyin bu dönem, bu devirde. Yani, safkan derken neyin safkan? Yani ne bileyim işte yani artık. Has sapiens. Has sapiens. Has höz. Afrikalılar herhalde en şeyleri olabilir bu konuda. Şeyi, Seppuku'yu izlediniz mi? Harakiri. Evet. O nasıl film? Hayır. Senin elinde bir Japon bir saniye. Senin elinde bir Japon filmi listesi mi var? Ben evet böyle bir uzak doğu filmleri size şey yapacağım diye zaten uzak doğu filmlerinden bahsetmek istiyorum dedim ya kendime böyle izlediğim
her şeyi yazdı. Evet. Seppuku da mesela çok acayip bir filmdi. Sen tatlı bir film diyorsun Ömer ama yani hiç tatlı falan değil. O tahta şey, bıçakla harekir şey yapmaya ya, çalıştığı sahneyi hatırlıyorsun. Samuray filmi. Evet. Ben şeyini hatırlıyorum filmini. Eskiden izlemiştim. O şeyde holdeki o diyalogları, tartışmaları. Aynen. Bunlarda da samuraylarda yani, da çok belli şeyler var ya. Harekiri işte, onur, onur, onur falan gibi kavramlar var ya, onları sorgulayan bir film bu da. Dün o, mesela bu, şeyi izledik. Samuray konseyinde bunu tartışıyorlar. Ghost Dog'u izledik dün. Ghost Dog'u? Aynen, Alper izlememiş, tekrar izledik. Bende de şey var bu arada, Samuray'ın el kitabı kitabı var. İrem doğum gününde almış. Hadi ya. Hagakure galiba. Yes. Şeydeki evet, o filmdeki Ghost Dog'un kitabı değil filmdeki, mi? Filmdeki evet. Ve Rashomon. Japonya, eski Japonya çok acayip bir yer. O, onu ben verdim sana o kitabı, Rashomon'u. Evet. Ama bu diyalog bana ait değil zaten. Şey, o filmde Ghost Dog'da mesela şey sahnesi geliyor benim aklıma hep. Bunun bir Fransız arkadaşı var ya. Aynı dili evet, konuşmuyorlar, bilmiyorlar. Bayılıyorum yani. Ama hep çok iyi anlaşıyorlar. Yani aynı şeyden bahsediyorlar hep. Gün batıyor, şey yapıyor falan. Ama işte çok şey konuşuyor ve Fransızca konuşuyor. Zaten bir insan senin yanında o kadar çok konuşuyorsa otomatikman artık ezberlersin ne diyeceğini, ne anladığını direktman atarsın yani. Onun için bir spiritüel bağ kurmana veya başka bir şey gerek yok. Yani ben 24 saat seninle yanında konuşsam ama bambaşka bir dil bile olsam jestlerinden, mimiklerinden sen ne demek istediğini anlarsın abi. Ya peki, zaten bu Jarmusch'un bunu spiritüel bir şeyle falan sunduğunu hiç sanmıyorum. O taraklarda pek bezi olan bir insan ama öyle çok da şey yapan bir insan değil. Özellikle şeyden bahsediyorum. İşte insanların iletişim konusuyla küçük insanların anlaşabilme şeyi, anlaşamaması, farklı dilde konuşsa da anlaşabilmesi. Yani iletişim konusuyla bayağı ilgili bir adam. Dil konusuyla. Dil sadece şey de değil. Aynı dili konuşmak da değil. Anlaşabilmek gibi bir şeyi var onun. Öyle tam bir spiritüel şeyi olduğunu sanmıyorum. Şeyin de. Ya spiritüel Jarmusch, spiritüel düşünmüştür diye söylemedim. Ben anlatmak istediği başka bir şeyler de vardı. Ama yani dediğim gibi sadece o da çok konuşma muhabbeti biraz fazlalaşınca aman diyorsun ki abi sen şey yapma. Kal azıcık öyle. Çünkü 24 saat çok konuşuyorsun. Ay bile çok konuşmasınlar filmde. O zaman Naked Island'ı izle. Evet, sessiz filmler dönemi güzel. Güzel dönem. Naked Island'ı izleyeceğim. Birkaç karesine baktım. Sende var mı o Chaplin mi, Keaton mı falan gibi şeyler? Var, ya da tabii var, ben Keaton'cım. Tabii ki de Keaton. Neden mesela? Tabii ki de Keaton. Bu ne abi? Az önce bana işte birini Ömer Atatürk'ü seviyor. Ben bunun hakkında emin karar veremiyorum. Ben orada sizi biraz tartıştırmak istiyordum. Çünkü Alper bu konuda çok şeydi. Sen direkt seviyorum gibi bir ifade kullanabildiğin için. Belki biraz tartışırsınız diye umarak şey yapmıştım ama. Ben ne kadar tartışmasız Keaton gibi. Neden Keaton biliyor musun? Hayır, tartışmasız Keaton da değil. Tabii ki de Chaplin'in filmleri de çok güzel ama Keaton'ı yani bence izaha gerek yok. Bu izlediğinde filmlerini Keaton'da başka bir şey var ya. Sihirbazlık var ya da melodi. Evet. Yani şey, yani sinema dahisi, yaratıcılığı evet. Ve işte teknik olarak kullanıldı. Yani şimdi Chaplin'ciler de bir çırpmayacaklar ki ya ben sana bin tane o görsel efekt Chaplin yaptığı şeyleri söylerim sinemaya ilk gelen falan ama bunların ayrılığı aynı şeyde de var. Keaton'da da var ama onun dışında hiçbir zaman her zaman için bir böyle ötekinin yanında olma kültürü var yani hani bizde. Yani bir şey tekrar evet, orada ezilen Keaton biraz. Aynen, ezilen Keaton daha alternatif kalıyor şey. Daha dışarıda kalıyor çünkü çatlama alıyor başını şahane yürüyor ve bir tekrar oluşturuyor. Evet. Bu pazarlamada da aynı şekilde. Üstüne ondan sonra şeyler geldikten ama sonra şey de davalar vesaire geldikten sonra göz önünde olan o. Çatlama olduğu için o daha apolyonu şey de olabilir daha komedinin. Daha sistem içerisinde geliştiren bir bakış açısına sokuyormuş gibi geliyor bana.
Evet, yani severiz sevmeyiz. Enteresan bir kişilik çarpında. Severiz yani... sevmeyiz demiyoruz ki. Evet, o ikisinin yani arasında Keaton'ı seçiyoruz. Chaplin'i daha önce öğrendin, Keaton'u daha önce öğrendin. Chaplin tabii ki de. Chaplin... Kesinlikle. Chaplin yani çok... o... Ben... Tekel o. Evet. Evet. Yani beynimizin tekeli. İlk önce Chaplin geliyor, Charlot geliyor. Doğru. Bir kişiyi sevip sevmemek. Evet. Neyse yani. Chaplin'in ruhu mu geldi Alparkın'a? Neydi o? Dürtükledi. Belli mi o tarz şeylere inanıyormuş? Bayağı şey çağırma ayinleri falan düzenliyorlarmış. Ruh çağırma ayinleri falan. Ünlü bir Fellini'nin medyumu varmış. Bayağı ünlü bir medyum. Evet. Ruh bilimle ilgileniyormuş demek ki. Evet. Garip rüyaları falan. Hatta Bergman'ın da öyle. Bütün filmlerinin şeyini rüyalarından beslenerek oluşturmuş. Ve çok acayip rüyaları varmış. En son eşi Liv Ullmann artık senin rüyalarını dinlemekten nefret ediyorum falan diye kadın ayrılıyor. Artık senin o korkunç bilinci altını paylaşmak istemiyorum. Yani niye korkunç olsun? Yani benim için onun yaban için... çileklerindeki başlangıçta o rüya sahnesi, yani o da kendi cesetini kendi tabutunu gördüğü oradaki ilk defalar o akrepsiz kıvansız saatler falan, o postmodern süreler dünya benim için işte ya çekilmeyecek bir şey değil, olabilir yani en güzel rüya sahnesi. Bence karısı da ya bunlar şey bunlar gördüğü özümsemeliydi yani. Bunlar gördüğü güzel rüyalar. Bir de başka neler görüyor. O rüya da güzeldi. Şimdi. Yani. Şey, neydi mesela biz sizden istediğimiz filmlerden biri Fellini'nin hangisiydi? Amarcord. Kasabada. Ha, Amarcord. Umberto D vardı. Yo, Umberto de Vittorio De Sica'nın. Amarcord da çok... Evet. Fellini gerçekten acayip bir adam. Hani böyle ilginç şey bir adamdan. Aslında kaba bir adam galiba yaşamında. Ömer daha iyi bilir bu şeylerini. Kaba ve şey bir adam ama çok böyle masal gibi filmler çekiyor. Yani Fellini'nin o İtalyan kasabalarında sanki klasik böyle... bize gösterilen o Katolik daha şey o Akdenizli veya işte o Sicilya'daki o sert milliyetçi İtalyan köylüsü değil de daha böyle bir Balkan köylüsü, daha bir Kusturica filmlerindeki daha aşina olduğumuz köylüye falan sanki İtalyan sinemasında görüyoruz gibi hissediyor musunuz sen de? Gibi. Evet, mesela şöyle bir sözü var Fellini'nin. Diyor ki bir sözleşmeye imza attığım için film çekelim. Bana verdikleri avansı geri vermek istediğim için, istemediğim için. Mecburen filmi çekerim diyor. Allah Allah. Evet. Enteresan. Evet. Tripteyim. Ne diyor tripteyim bu? Evet. Diyor ki yaratıcı vizyonunun halüsinatif tezahürleri göz önüne alındığında Fellini'nin uyuşturucularla arasında LSD kullanmaya hiç ihtiyacı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de 1965'te uyuşturucuyu vücuduna dikkatli bir şekilde enjekte edip tüm fizyolojik tepkilerini kayıt altına alan psikanalistin ve bir sağlık ekibinin gözetimi altında bu uyuşturucuyu kullanmış. Fellini yaklaşık 8 saat süren bir tribe girdi. Uyuşturucunun etkisi altındayken odanın içinde hızlı bir şekilde gidip geliyor ve hiç durmadan konuşuyordu. Daha sonra halüsinasyonlarının Katolik yetiştirme tarzına uygun olarak bir cennet ve cehennem görüsü içerdiğini söyleyecek. Üstüne üstlük gelecek nesiller için bu kontrollü deneyin bir de ses kaydı yapılmıştır. Fellini zihin açıcı bir epifani deneyimlememiş olmanın şaşkınlığı içerisindeydi ve geri dönüp girmiş olduğu tribin stenografik kayıtlarını incelemeye hiç hevesli değildi. Bu deneyim açıkçası beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı diyecek. Aa. Hiç haberim yok bundan böyle bir şeyden. LSD yapıp hayal bu deneyim beni hayal kırıklığına uğrattı diyen başka insan bilmiyorum. Böyle ben de var bu diyor yani. Hiç gerek yok. Yani sağlıklı diyor, doğal diyor.
artık DMT değil de tripine salgılıyorsa. Nasıl kullanmış ya? Sağlık ekipleri şeyler böyle etrafında biri de falan. Enteresan değil. Garip manyak gerçekten. Herif işte. Hakikaten öyle var. Yine İtalyan sinemasında da bir şey var ama ya. Geçenlerde bu Visconti'nin Leopard filmini izlediğimde yani son zamanlarda izlediğim hani İtalya yani zaten İtalyanlar hani artık Katolikliği yani nüfus bulmaması ilginç olur ama bu Katoliklik o dönemin yoğun şeyleri falan ya hem çok bize benziyorlar hani şey olarak kültürler olarak falan bir şeyleri kavramak biraz da gerçekten iç karartıcı bir şey. Ya o dönem. Özellikle şey sonrası, savaş sonrası. Şimdi savaş işte, sonralarından nefret ediyorum. Yani ve şöyle bir şey. Baskıcı ve böyle rahatsız edici bir şey var. Tam zıt işte. Şöyle bir şey gibi düşün. Yani savaş sonralarında insanlığın ve toplumların verdiği sanat eserlerine veya işte toplumların verdiği tepkilere baktığında o toplumların genel geçer biraz daha o toplum psikolojisiyle karakterlerine biraz daha çözümleyebiliyorsun. Yani aynı savaşa. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızların verdiğine bak sinemada ortaya çıkan Fransız yeni dalgasına vesaire bak. Oradaki insanlığın savaşa verdiği tepkiye bak. Biraz daha anarşizme, biraz daha farklı alternatifler. Evet. Ama İtalyanlara bak bir yandan. İtalyanlarda da işte yeni gerçekçilik, bizim şehirsel gerçekçilik. Tamamen gerçeğe doğru gidiyor. Kamera işte sokaklara iniyor. Hiç daha önceden inmemiş. Ve gerçek şeyle ışıktan vazgeçiliyor, evet. Şeyden vazgeçiliyor. O da gerçekliğe doğru itiyor ve o İtalyanların bize daha o içlerine kapanıp o daha yaşayan halini bize anlatıyor. O yüzden diyorum Fellini biraz daha ters tutuyor. Hem klasik İkinci Dünya Savaşı İtalyası'nda hem de genel İtalyan sineması. Evet. Bir de bu ikinci dünya... O zaman akımın hepsi zaten ters adamlar. Yani Pasolini, Fellini, De Sica hepsi zaten birbirinden ilginç adamlar. Mesela Pasolini diye bir adam var. Ve evet, çok acayip bir adam yani. Böyle kenarda köşede kalmış cesaret edemediğim izlemeye filmleri olan bir yönetmen yani. Cesaret edemiyorum. Bazen mesela bir Jodorowsky'nin filmleri hani öyle oluyor bende. Mesela Pasolini'nin filmleri öyle oluyor. Bazı böyle adamlar var. Yani izlerken hani üç düşünmem gerekiyor onları. Kesinlikle, o anki gerçekten Jodorowsky ile Pasolini öyle. Güzel tanımlı ya. Üç düşünmek. Güzel. Boyut, ya fark üç düşünmek değil de o bizim gördüğümüz sinemada bize aktarılan o birinci boyut, ikinci boyut gibi de yani sanki sen boyutunu ve farklı açılardan zihnini farklı yerlerini çalıştırarak onu izlemek gerekiyormuş gibi rahatsız ediyorsun bir yandan. Başka yerlerinde çalıştırıyorsun. Evet. Peki sana o zaman şey yapalım böyle şeylerin var mı senin geçen böyle bir şey konuşuyorduk hani mesela insanın böyle en sevdiği filmler en sevdiği kitaplar falan gibi bir şey olur böyle mesela ilk 10 yapar falan ama böyle o ilk 10'da ne olursa olsun değişmeyecek bazı filmler de vardır mesela hani öyle şeylerin var mı? Ya ona onu yapmayın ya çok garip bir en sevdiğim şey. Olmaz mı tabii ki insanların en sevdiğim filmi. Seni hani şey olarak gerçekten etkileyen falan bu etkiyi hissettiğin. Hani çünkü sonuçta şeyde de vardır yani mesela her sanat dalında bir seni içine alan, sende farklı duygular. Yani her biri aslında birbirinden farklı şey yapıyordur ama ben uzun zamandır mesela her filmde böyle bir şey yaşamıyorum. Böyle bir duygu. Yani bilmiyorum daha pasif bir tüketici. Hani o duyguyu daha az alıcı bir şeydeyim. Eski bazı filmler mesela beni daha şey yapıyorlar. Ya da bir yani bu tam tabii şey de olabilir. Eskiden izlediğim filmler mi demeliyim buna? Mesela eskiden daha çocukken izlediğim ya da bir mesela zaman geçtikçe filmleri olan onların üzerindeki tesiri daha da bir şey oluyor gibi. En iyi sevdiğiniz 3 filmi veya en iyi bulduğumuz 3 filmin bunun arkasındaki en iyi bulmanızdaki nedenler
o kadar farklı nedenler var olabilir ve farklı koşullara bağlı olabilir ki. O ilk filmi izlediğindeki muhtemelen zaten düşüncelerin, oradaki ortam ve koşul sana hatırlattıkları, evet, o filmin bahsetmesine. Veya işte atıyorum sinemaya yeni ilgilenmeye başlıyorsundur. Bir film vardır ki sinema tarihine yaptığı o büyük katkıyla bazı şeyleri ilk defa yapmasıyla sana etkilemiştir. Ve o en iyi film diye küçüklüğünde senin kafanda yer etmiştir. Ama zaman geçmiştir aslında. Onlara ulaşan belki geçen başka seyredeceğin filmlerde izlemişsindir ama o sen bir yerde kaldığı için o ilk film belki o da onu geçemiyordu. Bir duyguyu muhtemelen şey yaptığı için. Mutlaka. Tetiklediği için. Ondan daha bir duygu yaşamadıysan eğer film izlerken o deneyimde o belki şey olarak gelmiyor olabilir. Alp sende nedir mesela? Sende mesela şöyle bir şey var. Sonuçta değil mi internet şeyinde ne bileyim işte Facebook standı şeyin arkasında, fotoğrafın arkasında Zabriskie Point filmi var mesela. Onu oraya koymanın bir nedeni var. Tabii sen öyle değil mi? Seviyorum. Ya bundan bahsediyorum. Tabii ki anladım. Tabii ki var canım. Yani direkt ben şey yapabilirim. Mesela Zabriskie temsil ettiği şeyler çok farklı. Yani. Sen de mesela onu ilk izlediğinde neydi? Bir lisede falan şey miydi? Üniversite miydi? Yok. Zabriskie Point'i üniversitede izledim. Üniversitede izledim. Yani üniversite birinci sınıfta. Böyle şey dönemlerimizde böyle okula şey girip böyle günde ikişer tane böyle film izleyip sinema sonunda. Evet, bunun hikayesini merak ediyorum. Onlar da ama Zabriskie Point o bizim okulda gösterilenlerden değildi. Ama zaten okulda o zamana kadar hiç gelmemiştik. Neyse. tabii o bizim için gitmişler erken şey yani çok eskiler değil. Onlara ulaşabileceğimiz için. İzleyebileceği şey Zabriskie Point. Çünkü Mimar Sinan gelenekçi olduğu için zaten 1970'ten sonrasında çok değinmiyor. Ya, aynen. Yani sizin grupla izleyebileceğiniz şeyleri biz size izletmiyoruz diyorlar yani. O yüzden 1970 sonrası film normalde bulunuyordu. Biz daha böyle alternatif 1910'lar, 1915'ler günlerde her ne şeyse. Zabriskie Point vardı. Evet, İlk hissettiğimde müthişti. Daha ya Halp'in şeylerinden biridir. Ergenlik aşklarından bir tanesidir yani. Hani sen Love filmini şey yapardın ama ben de Cem Birkin'i, Daria Halpin'i falan. Oradaki şeyle hiç yaptın mı mesela? Oradaki yok, ona yapmadım. Seks, o başka bir şey. Çok büyük bir grup seksti. Onu o zaman izlediğim zamanlar şey yapmamıştım. Dünyada en şey bir filmde herhalde değil mi? Toplu grup seksin olduğu bir film. Ama çok yani bir seks bile değil yani. Çok sanatsal bir sevişme. Çölde. Bütün eski ruhlarla birlikte sevişiyorlar. Zaten Point severim Anthony yani. Bertolucci Dreamers. Evet, mesela bunlar evet. Sen de... Yedinci mühür. Sen de grup seks seviyorsun Alper. Yedinci mühürde de Azrail'e seks yapmıyor ama yani sonuçta. yok ya. Evet, olabilir. Niye öyle bir şey? Evet, grup seks seviyormuşum. Herkes her şeyi sever. Evet. Ben de yedinci mühürü söyleyeyim. Fetişistliği vardı mesela. O mesela azalmaya başladı. Bir ara çok şeydi. Çok daha yoğun yaşıyordum bu duyguyu mesela. Ayak seviciliği. Ama şu an mesela o duygu nedense... Film Noah ayak sevici. Niye ayaklarda uzaklaştın mesela? Ne değişiklik hissediyorsun ayaklara karşı olan hissiyatında? Ne bileyim eskiden plajlara falan giderdim insanlar yazın hani çıplak ayaklar şey olurdu falan. Artık zaten tatillerde kimsenin olmadığı yerlere gidiyorum. Yani ayaktan değil insandan soğudun. Ayak da insanın bir şeyi olduğu için diyorsun. Aynen belki biraz galiba aynen. gibi olabilir. Yani, bilmiyorum bu da değişken bir şey sonuçta insanın. Şeyi ya her konuda bu bir zamanlar keyif aldığım bir şey daha sonradan artık yani aslında değişmezse orada bir sıkıntı var mı diye düşünmek lazım aslında bence yani hani değişme olmadığı yerde ne kadar düşünüyoruz da ama bazı şeyler de vardır. Bazı şeyler o var. Küçücük ömür hayatında kısa sonuçta yani kadar sonra bütün hep aynı hazzı ve aynı duygu yaşatabilir sahile sana. Bakıp mesela değil mi denize ufka bakmak mesela düşüncesi bir insanı sıkabilir mi mesela? Çok fazla
baktığında sistem ve sosyolojik değerler Calvino'nun hikayesi gibi artık. Gökkuşağından bile nefret edebiliyor insan. Çok fazla sistem ve sosyolojik değerler tarafından onlara doğru yönelmişsen ve onların doğrularını ve yanlışlarını, onların kültürünü, onların ahlak düzenini ve sana nelerden mutlu olma gerektiğini sunan sistemden destekleniyorsan bu konuda, bunu kullanıyorsan sen şeye bakmaktan da sıkılabilirsin. Çünkü ufka baktığını düşüneceksin ki abi yapmam gereken işler var, yapmam gereken işler var. Bu da sana o da anksiyete sağlayacak. Ya daha para kazanması lazım, tüketmesi lazım, daha başka bir şey alması lazım, evin faturasını düşmesi lazım. Ama işte lazım. Bazı mesela anlar da var ki seni bütün bu şeylerden uzaklaştırıyor, bu düşüncelerden. Evet, zaten onlar iyi ki var. Yani dolunaya baktığın zaman 5 dakikada olsa böyle bir doluyorsun yani, hani şey olarak, neyse artık o duygu. Ya. Evet arkadaşlar. Keyifli yaşamak. Güzel esnedin Alp. Çok güzel zırvanıldık. Benim çok çişim geldi. Hep böyle çişimin gelmesiyle şey oluyor. Siz isterseniz sohbete devam edin. Ben mesela geçen tripteyken işte tuvaletim geldi ve bir şekilde işte dışarıdaydım. Çok kalabalık. Sirkteyken mi? Dışarıdayken. Ha. Maçka Parkı'ndaydım ve çok kalabalıktı. İşte tuvalette sıra vardı falan filan ve hani malum korona böyle. Zaten o tuvalette korona yuvası falandı muhtemelen. Ve bir ağacın altına girdim. Oraya işemeye başladım ve o kadar çok işedim ki o kadar çok işledim ki bir ara böyle yani zihin enteresan bir şey. Bir an o vanamın, o şeyimin artık neyse o bedendeki şey çalışmadığını ve hani insanın da işte 1/4'ü su dersek mesela öyle midir? Bilmiyorum. 1/4'ü su mudur? %60 mı? %70 %60 aynen öyle bir şeye geliyor ve bütün vücudumdan suyun çekilene kadar o şeyin işemenin devam edeceğini falan düşündüm. İşeme bittiğinde vücudumda su kalmayacak. Böyle evet, kuruyacağım falan ve arkadan da kalabalık şeyler falan, ben çalılar görmüşüm, insanlar da gördüler girerken falan. Arkadan böyle gülüşmeler geliyor, işte konuşmalar geliyor falan. Ben de benim hakkımda konuşuyorlar falan diye düşünüyorum. İçerken ve böyle alkışlar falan geliyor, tebrikler, beni alkışlıyorlar zannediyorum. Böyle bir şeydi, tripti. Evet, benim neler yaşamış. İşim geldi ha. Alp şey gibi, sen Tarkan gibi o da biliyorsun bir röportaj yaparken çişim geldi deyip bırakmıştı. Gerçekten o seviyede çişim geldi mi? Evet ya, bir uzun bir süredir tutuyorum, çok konuşmuyorum da zaten uzun bir süredir. Röportajı bırakmış mı Tarkan orada? Konuşunca pek ne olacak çişinin şeyi, yani konuşmamanla konuşasın gelmiyor yani, çünkü onu düşünüyorum. Yani. Ben de Tarkan gibi röportajı bırakıyorum. Tamam, gidiyorum ben. Şey, gel. Okay. Sana da olmuştu bu arada o şey, değil mi? Yani sen neyi? Benim gibi tripte değildin ama sen de çok uzun işedin ve ben hani, de mi düşüşedim? Yani tabii ki. O vanının kapandığını mı düşündün sen? Hayır, sen sadece yani işemenin tadına çıkarttın. Tadını öyle söyleyeyim, çünkü güzel bir haz veriyor. Çok. Yani içgüdüsel ben ihtiyaçlar güzel hazlarını yanında geliyorlar. Yani otomatikman. Evet. Çünkü beden haz duyuyor. Evet öyle. Yani her şey beden yani bir şey duyduğu hazı beyne güzel olarak iletiyor. Kesinlikle hiç güzel. Hiç yani. Hiç öğretmemiş sana kimse onu. Yani. Hani düşün. Bir şeyden buna sahip olmaktan aldığın hazı sosyolojik bir hazdır ve ben bunu öğrenmişim dışarıda. Evet. Buna sahip olmanın bana mutluluk vereceğini veya kendim yaşam koşullarını vermişimdir. Ama bir tuvalete gittiğindeki haz senin milyonlarca yıllık evreninde ve biyolojik ve içgüdüsel olarak bir haz. Veya işte birisini sevmek veya işte diğer içgüdülerimiz korkmak veya işte diğer içgüdülerimiz hatta nefret etmek veya işte bir o saldırgan eski elinden gelen saldırgan tavır da. Bunlar sana saldırganlık bile
Kesinlikle. Zevk veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zevk vermeyen bir şey çünkü zaten... Çünkü senin içerisinde var. Yani milyonlarca her evinde yırtıcı halin var. Onları sen taşıyorsun buraya. Evet. Ve sen bunu ortaya çıkartmayı istesen istemesen de benim o geçmişten gelen bütün evimde o hazlık yaşıyor. Ama tabii bu duygu mesela özellikle saldırganlaşmak gibi bir duygu daha toplumsal bir şey. Yani bu birbirine karşı falan olduğunda aslında o az daha sonra getireceği şeyle bir şey acıya da dönüşebilir. Yani birçok az gibi. Ya tabii aslında. Ki tabii ki öyle yani. Onu... Tabii biz bunu artık hani şey demek de doğru mu yani bu bizim... Ya evet öyle anlar geliyor ki hani bu şey bu duygun açığa çıkabiliyor falan ama artık bunu törpüleyebilecek bu bir iradede olduğumuz için. Bu başka için, bir tartışma konusu. Başka bir felsefi konusu. Yani o biyolojik gerçeklik başka ama insan evriminde buraya geldi ve aklını kullanıyor ve toplum yaşantısında bunların ona sorun olacağını şey yaptığı için kendine yeni değerler bütünü seçebilir. Sadece toplum için yeni iyi ve kötüler bireysel olduğunda zaten insan o duygu, yani öyle bir duygu açığa çıkar mı? Saldırganlaşmak. Niye? Yani avlamak için saldırgansın. Yatıcısın eskiden de. Bir şey avlarken saldırgansın. Hayır hiçbir şey avlamıyoruz abi. Hani hayır şu an olarak... için düşünme. Genel geçmişten. Tabii ki olur. Niye olmasın? Ya tabii ki geçmişin hala geçmediği zihnimizde birçok kod var. Ama bunlar da sonuçta... Ha bunlar ne kadar ne? ne kadar hareket bulman gerekiyor. Onları ne kadar bir, nasıl bir doğru değerler bütünü seçeceksin o başka bir tartışma konusu. Evet yani. Ne kadar yapmalı mıyız? Yani insan öldürmeye suç diyoruz veya işte katille vesaire suç diyoruz ama işte onların o... Buna şey olarak bakıyorlar yani temel şey ahlak yasası hani ki sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Hani en temelinde bu şekilde değerlendirebiliriz bir şeyin. Ama bunun üzerinden değerlendirirsen milyonlarca iyi ve milyonlarca kötü olan şeylerle seçebiliriz. Aslında yapması ise bir şey başkasına yaptığında aslında bu iyi sonuçlar doğurabileceği birçok şeyler var geçmişte. Toplumlara saçma bir şekilde onları iyi deyip bunları kötü diyebiliyor. Ama şey değişiyor çünkü doğrular yani. Yanlışlar toplumlara göre işte durumlara göre kesinlikle, farklılık kesinlikle. Gösteriyor. Öyle değil mi? Yani bugün eşcinsellik mesela Türkiye'de Maçka dediniz var. Mesela az önce. Maçka'da başka bir yerde daha Maçka'da geçenlerde yine bir eşcinsel çifte saldırmışlar. Bayağı. Evet. Vardır Kaos'ta öyle bir yazı. Biz oradaydık. O gün mü onlar bizde oradaki grup mu yoksa başka bir şeyler bilmiyorum. Bizimkiler değildi sanki. Bilmiyorum da değişik yani. Okudun mu yazıyı? Okudum. Yani yürüyorlarmış. Müzik dinliyorlarmış sanırım hoparlörden. Müziğin sesini kısın lan ibneler deyip bağırmış birileri. 4-5 kişilik bir grupmuş. Sonra saldırmışlar. Bayağı hastanelik olmuş çocuklar. Hastanede... Yani şey oluyor. Mesela böyle bir şeyler bastırıldığı zaman o ezilen kısımdan tabii daha farklı bir şekilde de çıkabiliyor bu ses. Mesela orada şey vardı yine bir rahatsız etme müziği. Ya çok oraya, fazla açma. Oraya, sosyolojik olarak girersen o bakarsan çok çok farklı grupların o İstanbul'un kozmopolitik yapısında bir yere gelme noktası gibi bir şey oldu şu an Maçka Park orada. Ve hani şey gibi düşün, kentteki daha önceki kent kenarlarında kalmış, varoşlarda kalmış şeylerin kentsel dönüşüm ve yeni ulaşım projeleri kent merkezlerine ulaşmaya ve onlardan yıllardan beri farklı uydu kentlerde belki bunu ayrıyeşen insanlarla bizim ideal kentleriz, merkezi yaşayan insanlar. Birleştiği yerlerde otomatik olarak her zaman bu sosyolojik sorunlar ortaya çıkmaya başlar. O da hem öyle bir izlem var hem bir öyle şeyler var. Bir de diğer yönde hayatı boyunca işte Maçka Parkı'na gelip de oradaki o kızları erkekleri görmemiş ve orayı bir yaşama idrak bile şey yapamamış. Acaba onu isteyecek ve yapamadığı için, parası olmadığı için veya işte o tarafa ulaşmadığı için o arkadaş çevresinde o kızlara, yoga yapan kızlara şey yapamadığı için de onun da içinde öfkesini taşıyan bambaşka bir sosyolojik gruplar. Böyle kentlere entegre olmaya başlıyor.
Ya bunlar her toplumda, her şeyde ortaya çıkan şeylerdir. Baktığımda yani. Çok saçma. Metropollerde özellikle. Yani. Kırsalda daha da kötü. Çünkü tek tip bir şey var aslında. Düşünce sistemi. Yani şeye bağlı. Ya ne kadar fazla kırsalda ne kadar fazla sistemin empozelerine şey kalıyorsa, maruz kalıyorsa o kadar fazla güçlü bir yozlaş oluyor. Evet. Ama çok da fazla haberi yoksa, çok da fazla iletişim kalıyor falan bir şeyler yoksa zaten öyle çok da fazla önemli olmayacak. Evet. Evet. Ne kadar az yönetirlerse o kadar daha hoş oluyor. Ya şey gibi, bu bahsettiğimiz tabii köylü hani insanı tabii ki de o anlamda hoş görür ve misafirperverlik falan ama hani ben mesela şeyden bahsettim. Kırsaldaki şeyden, şehirleşmeden. Sonuçta kırsal diye tam olarak bir şeyde artık kalmadı yani. Her ülkenin bir bölümü şehir yani. Ve hani o yani, şehrin kırsalı vardır falan ama mesela hani asıl metropollerin dışındaki yani birçok şeyde de öyledir bak başka ülkede muhtemelen. Asıl metropol yerlerin, can damarlarının olmadığı diğer kırsal kesimlerin şehirleşmeleri falan daha da enteresan oluyor mesela. Ben mesela Konya diye bir örnek biliyorum hani Türkiye'de. Çok ilginç bir yer gerçekten. Hani geliştirdikleri düşünce sistemi falan hani o oralar daha da şey kapalı tarz şeyleri. Yani o da çok ilginç bir coğrafya Konya. Sen çok çok daha hakim, çok daha iyi bilirsin de hani ben bitki örtüsüyle bu kadar şeyi bilip yani bir kentten Mevlana diye aslında son derece bu kapalılık ve İslamiyet'teki bu yovazlıkla ilgili son derece devrimci bir düşünürleri var. Yani evet. Son derece devrimci ve hani şu anki birçok insana desem Mevlana'nın sözlerini, felsefelerini anlatmaya kalksan Allah günahtan çıktım, dinden çıktım bunlar şeyler, kafirler falan diyecek kapasiteli. Buna bu kadar uzak kalıp Mevlana'yı da sistem kendine göre evirip çevirip onu da böyle bir şeyin yanındaymış gibi sunuyor şu an. Hani ya, bu yozluğun yanındaymış gibi sunuyor. İnsanlar, karşı kutuptaki insanlar şeyliğe gördüklerini, sufileri, tasavvufileri gördüklerini, dönem insanları gördüklerinde otomatikman sanki yolculuklarla birlikte yan yana yürüyormuş gibi görüyor. Bunda aslında ne kadar fazla sistem içindeki her devrimciyi, her yan dalı nasıl kendi içerisinde evletiyor ve insanlarımıza bir de sunuyor. Aynen öyle. Tasavvufun o çarkın içiyle bakıyorsun, hiç ilgisi yok ama ya. Ne gibi? Tabii yani, bir alakası yok. Hayır, tasavvufun kendisinin yok tabii ki ama tasavvufun evet. Ya işte onun bize sunulduğunu geldi. Hani insanlara anlat. Ya yani kavramlar evet. Kimin elindeyse hani eğer yozlaşmış birinin elindeyse o kavram da yozlaşıyor. Onun evet. Da çünkü altı boşalması. Yani biz şey kelimeyi de çok kullanıyoruz. Altının boşalması. Evet. Adamlara dediğinde, yani herhangi bir bizim insanımızda dediğinde veya bizim klasik devlet tonasından çıkmış bir Sünni Türk Müslüman insanımızda dediğinde şey, ya Havali Mansur var, Enel Hak diyor adam dersin. Yani ben Allah'ım diyor, ben diyor Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri. Bu işte birçok eski şeylerle, Uzak Doğu öğretileriyle, Afrika'nın öğretileriyle, Dinamik öğretileriyle, basit şamanizm. Hayır, Tanrı'yı kendinden başka bir yerde değil de kendisinin Tanrı olduğu ifade eden bir çok klasik bir şey. Çok yaygın bir düşünce biçimi. Bunu söylediğinde insanlara bak bu böyleymiş dediğinde direkt ben dinden çıkmış. Ya adam sana küfreder ne yapar bilmiyorum yani. Aa bunu demez bizimki. Yani ki bu adamlar da zamanında asılmış falan adamlar zaten. Bütün bu en iyisi bir sonsuzluğa inanmak ya. İnanç sistemi. Mesela Mikail Aslan diye birinin Gazel Nesimi diye bir şeyi var. Bu Ben Bu Cihana Sığmazam şarkısı. Hatırlıyor evet, musun Ömer? Sana dinletmiştim. Ama bu ben kendi dinlediğimdeki etki gibi olmadı dedim. Ben acaba öyle o kadar iyi bir şarkı değil mi o diye falan tekrar dinledim. Muhteşem bir şarkı. Gerçekten hani icraatı da sözleri de böyle evet.
o şarkıyı kulaklıkları takıp Gazel Nesimi'ydi. Ben bu cihana sığmazam. Aynen. Mikail Aslan'ın yorumu. Muhteşem bir şeydi. Ne diyor? İşte bilmem oyum buyum sırattan da geçeceğim. Geçeceğim diyor. Sırat. Evet. Hani bu sen da, şey görüyorsun ama ben sırattan da geçeceğim diyor. Ne? Şeye baktım. Yaklaştım da saate baktım da. Acaba bu sizin güzel yayınınızda ben bir çiş yapıp sonra sizi baş başa bıraksam da sen bıraksam mı? Yani işte çık akşamımız. Ya benim şimdi kulağım ağrımaya başladı zaten. Bence burada bırakabiliriz. Evet, Alp'in bizim şey programın şeyi bu. Alp'in kulağı ağrımaya başladığı zaman evet. Tadı kaçıyor. Şey kulaklığın kalitesizliğinden mi acaba kulağın ağrımaya başlıyor? Ne için öyle mesela? Yok, kalitesiz değil. Bir stüdyo kulaklığı ama kulak... Mikrofon da kaliteli değil mi? Nasıl? Ay, o da bir kondenser mikrofon aynen. MX-440. Evet, ben de mesela... Yani bayağı yakışmış, güzel. Ama hani niye kulak ağrıtıyor acaba? Bunu güzel bir şey yapmışsın, evet. Ortam yapmışsın. Bunlar kaç? 7-8 senedir falan benimleler. Öyle. Tamam. O zaman Afganistan'dan sevgilerle. Sevgilerle diye. Afganistan'dayız.